TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber başlıyor. Bölgemizde ve ilçemizde gelişen olaylar ile karşınızdayız sevgili izleyiciler. Fethiye'de bir ay önce evlendiği eşini başına sert bir cisimle vurarak öldüren koca, daha sonra evin çatı katında bileklerini kesip kendini asarak canına kıydı. Feci olay Fethiye'nin Akarca Mahallesi 840 sokak Akarca sitesi numara 11'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre çiftin komşuları merak ettikleri, cevap alamadıkları Abdülvahap Bektaş'la bir ay önce evlendiği Romanya uyruklu eşi Sevil Bektaş'ın kapısını uzun süre çalarak içeriden bir cevap bekledi. Evin balkon ve penceresinden içeriye bakan ve bir şey göremeyen komşular camı kırıp içeriye girdi. Koridorda Sevil Bektaş'ın kanlar içinde yattığını gören komşular 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Bektaş'ın kafasına sert bir cisimle vurup öldürdüğünü belirledi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu polis ekipleri evde yaptığı incelemede çatı katında Abdülvahap Bektaş'ı da el bilekleri kesilmiş ve tavana asılı halde buldu. Yapılan incelemede Abdülvahap Bektaş'ın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yandan 3 yıldır birlikte yaşadığı öğrenilen çiftin 16 Mart Cuma günü nikah kıyarak evlendikleri öğrenildi. Abdülvahap Bektaş'ın sosyal medya hesabında evlendiğini duyurduğu ve evlendiği Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenilen Sevil Bektaş'la mutluluk fotoğrafları paylaştığı görüldü. Ayrıca Abdülvahap Bektaş'ın önceki evliliğinden bir çocuğu, Sevil Bektaş'ın da iki çocuğu olduğu ileri sürüldü. Fethiye'de FETÖ-PDY terör örgütüne ait olduğu iddiasıyla kanun hükmünde kararname ile el konulan kız yurdu Adalet Bakanlığı'na tahsis edilerek Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne dönüştürüldü. Müdürlük binasının açılış törenine ilgi yoğun oldu. Fethiye'de daha önceki yıllarda kız yurdu olarak faaliyet gösteren 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturmada FETÖ-PDY terör örgütüne ait olduğu iddiasıyla kanun hükmünde kararname ile el konulan kız yurdu Adalet Bakanlığı'na tahsis edilerek Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hizmet Binası olarak düzenlendi. Müdürlüğün açılış törenine ilgi yoğun oldu. Törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtçe Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapılal, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunarman, FETÖP Başkanı Bülent Uysal, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fatma Gülyur'un yanı sıra hakimler, savcılar, iş adamları, daire amirleriyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları katıldı. Açılışını Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtçe Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül ile diğer yetkililerin yaptığı törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımız söylendi. Törende konuşan Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Aksu, denetimli serbestliğin ceza yargılanmasının parçası ve bir ceza infaz yöntemi olduğunu belirtip, denetimli serbestlik kurumunun amaçlarını da suçlunun iyileştirilmesi, topluma uyumunun yeniden sağlanması, cezanın insani yöntemlerle çektirilmesi, mali nedenler, toplumun korunması için ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Denetimli serbestlik, şüpheli sanık veya yükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program, kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza infaz sistemidir. Diğer bir ifadeyle denetimli serbestlik, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışların düzeltilerek tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlerin takip edilmesi, madde bağımlılığının rehabilitasyonu ve bu yolla toplumun korunmasıdır. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtçe Eker de, denetimli serbestlik yasa tarafından belirlenen deneme süresinde kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuk durumudur şeklinde konuştu. Denetimli serbestlik yasa tarafından belirlenen deneme süresinde kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan
bir ceza hukuku kurumudur. Buradaki amaç cezanın infazı ve denetim süresi içerisinde hükümlüyü sosyal hayattan koparmamak ve topluma yararlı bir faaliyette bulunmasına imkan sağlayarak kamu vicdanının da onarılmasına yardımcı olmaktır. Değerli katılımcılar, Denetim Serbestlik Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında birçok projeyi şu an burada bulunan paydaş kurumlarla hayata geçiriyoruz. Hükümlülerimiz birçok kurumumuzda çalışarak sosyal hayata adapte oluyor, topluma faydalı hale geliyorlar. Bu nedenle katkılarından dolayı şu an burada bulunan tüm kurum amirlerine şükranlarımı sunuyorum. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Genç Kalemler Projesi kapsamında Fethiye'de öğrencilerin yazdığı öyküler kitap haline getirildi. Toplam 20 öyküden oluşan Büyük Sırrın Peşinde adlı kitap, Dispanser Sokak'ta düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Fethiye'de Yusuf İzzet Gökçe Ortaokulu'nda okuyan 13 öğrencinin yazdığı 20 hikaye kitap haline getirildi. Yusuf İzzet Gökçe Ortaokulu'ndan tam 13 öğrenci, okul müdürü ve öğretmenlerinin de gayretleriyle Büyük Sırrın Peşinde isimli işte bu kitapçığı tamamen Fethiye'deki ihtiyaç sahibi kız öğrencilerinin eğitimi için meydana getirdiler. Büyük Sırrın Peşinde isimli bu kitapçıkta öğrencilerin kendi duygularından ve kendi yaşadıklarından ve kendi düşündüklerinden tam 20 tane hikaye var. Aynı anda Fethiye'de ve Türkiye'de satışa sunulan Büyük Sırrın Peşinde isimli kitabın geliri maddi durumu olmayan kız çocukların okutulmasına harcanacak. Okul müdürünün girişimleri ve Fethiye Sahaf Kitapevi ve Cumhur Yayınları'nın sahibi Cumhur Durmaz'ın katkılarıyla öğrenciler hayallerine kavuştu. Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışma sonunda yazdıkları eserleri bastırılan çocuklar düzenlenen imza günü etkinliğiyle kitaplarını tanıttılar. Dispanser Sokak'taki kitaphanenin önünde kurulan masalarda öğrenciler Büyük Sırrın Peşinde isimli kitabı imzaladı. Ben Yusuf İzzet Gökçe Ortaokulu Okul Müdürü Yaşar Kaba. Bugün burada öğrencilerimizin 2 yıllık emeğinin sonucunda ortaya çıkardıkları Büyük Sırrın Peşinde adlı kitabı tanıtımı etkinliğini yapıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizle büyük bir mücadele verdik. İşin gerçeği her aşamada bayağı bir zorluklarla karşılaştık ama yılmadık. Dedik yani bu işi çocuklar adına bir şekilde yapmamız lazım. Bu kitap bu şekliyle Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Yani 13 farklı öğrencinin ortaya çıkardığı 20 hikayeden oluşuyor. Öğrencilerin bu heyecanlı gününde Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya da yalnız bırakmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya öğrencileri tebrik edip başarılarının devamını diledi. Fethiye Sahaf Kitapevi ve Cumhur Yayınları'nın sahibi Cumhur Durmaz, Genç Kalemler Projesi kapsamında Muğla'da tüm okullarda yapılmış çalışmalar vardı şeklinde konuştu. Okullarda yapılmış çalışmalar vardı. Biz de bunu dışarıdan bir yayıncı olarak takip ediyorduk. Okulla görüştüğümüzde, okul bize bu hikayeleri verdikten sonraki aşamada biz bu kitabı tamamen Türkiye çapında tamamen tanıtımı ve lansmanı yapabileceğimizi kendilerine söylediğimizde bize olur verdiler. Bu oluru biz konum gereği bu proje bir kitap. Denenmemiş bir kitap. Çünkü bu işin içinde 3. valisler var, yazanlar var, okul müdürlüğü var, yayın evi var dediğiniz zaman ve bütün Türkiye çapına sunacaksınız ve sonucunda elde edilen gelir de buradaki kız çocuklar için kullanılacak. Bu projeyi biz Ankara'yla görüştük. Onlarla bir şekilde istişare halindeyken bu hale getirdik. Birazcık zor bir süreç, uzun bir süreç oldu ama sonuçta başardık. Ben Batuhan Büyüksalak, Yusuf İzzet Gökçe Okulu'nda 6D'deyim. Ben aslında bir kitap yazmayı düşünüyordum. Bunu Türkçe hocam da destekleyerek bir kitap yazdım. Diğer arkadaşlarım... Hikaye yazdın. Hikaye yazdım. Evet, hikayenden kısaca neyi vurguladın? Yani... Hikayeyi anlatma bize, kitapta okusunlar. Ama orada neyi verdin ana fikir olarak? Farklılıkları duymamızı, mesela birisinin cildi farklı diyelim, bir şeyi farklı, onunla dalga geçmememizi, herkese saygı duymamızı anlattım. Seni tanıyorlar. Adım Esra Sümeyla Büyüklü. 8B sınıfında okuyorum.
Benim yani zaten hikayem yaz, böyle kitap yazmak bir hedefim vardı zaten. Yazar olmak istiyorum zaten. Bu da bana vesile oldu, bir ilk adım oldu. 3 tane hikayem var kitapta. İsimleri? Çoban Kızı Gülbahar öğretmen var. Uzak mesafelerdeki yakın arkadaşlar var. Bir de Evden Uzakta diye bir hikayem var. Ben Feyza Gül Üçüncü 7C sınıfında okuyorum. Kitapta 2 tane hikayem var. Biri yeni arkadaşım, biri teknolojik aile. Teknolojik ailede günümüzün sorunu olan teknoloji bağımlılığının zararlarından bahsettim. Yeni arkadaşımda da hayvan sevgisi, hayvanları korumamız gerektiğini vurguladım. Ben Yusuf İzzet Gökçe Ortaokulu'ndan Sinem Gergin, 8A sınıfında okuyorum. Okuluma bu konuda tüm öğretmenlerime, tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Nedir senin hikayen? Hikayemin adı Dostluk Nerede Kalmamış Bir Ece'de. Günümüze baktığımızda şu anda dostluğun yani önemli bir farz ettiği olmuyor. Yani günümüzde artık dostluğa önem verilmiyor. Eskisi gibi değil hiçbir şey. Kitabımın ismi Söz Yürekten Çıkarsa Yüreğe Gider, Dilden Çıkarsa Kulağa Çıkamaz. Ana fikri ise mesela kötü bir olay oldu ama hemen umudumuzu keseriz ama umudumuzu kesmememiz gerektiğini anlatıyor. Sümeyye Arık, 8C sınıfındayım okulumuzda. 2 tane hikayem var. Bir tanesi aileyle ilgili olan. Günümüzde görüyoruz ki çoğu çocuk yani ailesine eskisi gibi davranmıyor. Söz söylüyor, ne bileyim, kırıyor. Ağzına geleni söylüyor falan. Diğerinde ise bir zorlukla karşılaştığımızda hemen yılmamalıyız. Onu çözüme ulaştırasıya kadar o işin peşine bırakmayıp onu başarmamız gereken bir şey. Benim Selin Korkmaz, okulumuz 7A sınıfındayım. Benim hikayem eğitime hasret. Yalova'dayken bir arkadaşım vardı. Suriye'den, savaştan kaçıp gelmişlerdi. Okula gidemiyordu. Ben onun için yazmıştım o hikayeyi. Hikayemin adı Büyük Değişim. Ben hikayemde böyle asker çocuklarının etkilendiği şeyleri, benim hayatımdan da esinlendiğim bir hikaye. Benim babam da asker. Bu yüzden yani asker çocukların yaşadığı olayları anlaması için babası olmadığında değil de taşındığında bir yere alışması çok zor oluyor. Yeni arkadaşlar, yeni okul, yeni çevre. Ben bunu böyle küçük şekilde anlatmaya çalıştım. Okulumuzun 8C sınıfındayım. Benim hikayemin adı Bizim Kardeşler. Şimdi insanlar birbirine günümüzde çok hoşgörülü davranmıyor. Bunu ön plana çıkarmak istedim. Yusuf İzzet Gökçe Ortaokulu'nda 7A sınıfında okuyorum. Benim hikayemde ön vurgulamak istediğim şey mutlaka her ne kadar hüzünlü de olsa bunun ardından mutlaka güzel bir şeyin çıkacağı da hiç pes etmememiz gerektiğini, mutlaka unutmamalıyız ki kapkara bulutları olsa da ardında masmavi bir gökyüzü var. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası, Usta Çırak Projesi'ni başlatarak tıp ve yerel yönetim öğrencilerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile buluşturdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası, belediye bünyesindeki çalışanlarla üniversite öğrencilerini uygun mesleki alanlarda eşleştirerek bir araya getirmek, gençlerin özgüven, cesaret, kendi kararlarını alabilme konusunda geliştirmek ve üniversite öğrencileriyle belediyeler arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş Usta Çırak Projesi'nin buluşmalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'le başlattı. Yerel Yönetimler ve Tıp Fakültesinden 2 öğrenci, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'le bir araya gelerek belediye başkanlığı, doktorluk, Muğla ile ilgili sorularını, düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. Başkan Osman Gürün, Usta Çırak Projesi ile üniversite sıralarındaki öğrenmeye, yeni bilgilere açık öğrencilerimizin karşılıklı iletişim ve tecrübelerin aktarılmasıyla geleceğe hazırlanacağını söyledi. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Erken Seçimi için geri sayım başlarken siyasetin nabzı da iyice ısınıyor. Cumhurbaşkanlığı adayı olarak AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başvuru yaparken milletvekili adayı olmak isteyen kamu yönetici ve çalışanları ile belediye başkanları ve siyasi partilerdeki görevliler istifalarını sundular. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Erken Seçimi için milletvekili aday adaylarının isimleri belirleniyor.
Haber merkezimize ulaşan bilgilere göre AK Parti'de Ali Boğa, Muhsin Er Yılmaz, Nihat Öztürk ve Bülent Karakuş gibi isimlerin yeniden adaylıkları gündemde. Hasan Özyer'in ise milletvekili adayı olmayacağı gelen haberler arasında. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise 3 kez milletvekilliği için hak kazanmasına rağmen bir türlü sıralamaya giremeyen Emrah Doğu, mevcut milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir, Akın Üstündağ ve tek kadın olarak da Devrim Öztürk'ün yanı sıra Burak Erbay ve Yusuf Ziya Hıran'ın da ismi geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise Cengiz Çay, mevcut milletvekili Mehmet Erdoğan, Marmaris'ten gazeteci Temel Irmak ve çok sayıda başka isimler de yer alıyor. İYİ Parti'de ise eski milletvekillerinden Metin Ergun, sendikacı İlhan Koyuncu ile il başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ'ın isimleri geçiyor. İşte partilerin Muğla milletvekili aday adayları. AK Parti, Nihat Öztürk, Ali Boğa, Elvan Göçer, Muhittin Kayabaş, Bülent Karakuş, Yelda Erol Gökçen, Muhsin Er Yılmaz, Gültekin Akça, Levent Akyer, Bekir Tavas, İsmail Baykal. Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir, Akın Üstündağ, Devrim Öztürk, Yusuf Ziya Hıra, Emrah Doğu, Salih Büyükdöğerli, Suat Özcan, Doktor Kerim Cangır, Burak Erbay ve Süleyman Girgin. Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Erdoğan, Cengiz Çay, Temel Irmak, Turgut Tekeli, Sadi Taşkın, Hacı Çelik, Şevket Tokur, Cihan Şimşek, Ertuğrul Demir, Mevlüt Kiriş, Suat Keskin, Cengizhan Sancar ve Serkan Şafak. İYİ Parti, Metin Ergun, İncilay Gezgin Şekerdağ, Peyami Cinas, İlhan Koyuncu, Mehmet Tosun, Uğur Salih Eroğlu ve Hüseyin Nizamoğlu. Ebeler Haftası nedeniyle İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Suat Aybek ve yönetim kurulu üyeleri Fethiye'deki hastanelerde görev başındaki ebeleri ziyaret ederek haftalarını kutladılar. İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Suat Aybek ve yönetim kurulu üyeleri Fethiye'deki hastanelerde görev yapan hemşireleri ziyaret ederek Ebeler Haftası'nı kutladılar. Çok sağ olun. Çok önemlisiniz. Çocuklarımız için, ailelerimiz için. Yeni hayat için. Sürpriz oldu bana. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok güzel yıllar olsun. Başkan Suat Aybek ve beraberindekiler önce Fethiye Devlet Hastanesi, ardından Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ve Özel Leton Hastanesi ebelerini ziyaret ederek Ebeler Haftası'nı kutladılar. Sizlerin de bildiği gibi Türk örf adetinde aile çok önemli. Ailenin de en önemli eseri meyvesi. Ulu Tanrı'nın en büyük özelliğinden bir tanesi yaratıcı olmak. Hanımların da bu özelliğinden dolayı onun bir parçası olması dolayısıyla çok büyük yeri var bizce. İYİ Parti İlçe Başkanı Suat Aybek, Ebeler Haftası nedeniyle ziyarette bulunduklarını belirtip hastane başhekimlerine teşekkür etti. Hastanemizde ebe hanımları ziyaret edip bu önemli günde ebe hanımları andık. Onlara da söylemiştik. Dünyaya ilk gözümüzü açtığımızda ebelerimizi gördük. O yüzden onlar bizim analarımız, onlar bizim en değerli insanlarımız. Allah onlara iyi çalışmalar nasip etsin. Fethiye Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde görevli öğrencilerin de yer aldığı Ahmet Ekti'nin yazıp Yeşim Balkan Ekti'nin yönettiği Evde Curcuna isimli iki perdelik komedi türündeki tiyatro izleyenleri kahkahaya boğdu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Evleri sitesinden gençlerin de yer aldığı tiyatro oyuncuları usta tiyatroculara taş çıkartan bir oyun ortaya koydu. Ahmet Ekti'nin yazdığı, Yeşim Balkan Ekti'nin yönettiği oyunda Ahmet Ekti, Yeşim Balkan Ekti, Alihan Baltacı da yer alırken çocuk evlerinde yer alan Burak Can, Mehmet Kunduz, Mehmet Şahin, Emin Sergin ve Ferdi Hökerek de yer aldılar. Oturabilir miyim? Kim dedi? Ecelinim dedim, oturabilir miyim? Bayağı bir yoruldum pencereden çıkarken. Dışarısı da soğuk. Bu bir şaka mı? Evde Curcuna isimli tiyatro oyununu Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Huzurevi Müdürü Adem Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fevzi Koyunoğlu ile çok sayıda vatandaş izledi. Aileler
Oyun bir ev içindeki yaşananları anlatırken izleyenler adeta kahkahaya boğuldu. 15 gidiyorum evde uzaklaştım. Hasbi Türk ekibi gördüm seni. Bu ne gelişme böyle? Eyvallah koçum eyvallah. Birincisi ben artık Michael değil, yandım Ali. İkincisi ben de artık Türk oldum. Yani en azından öyle hissediyorum. Muğla'nın Milas ilçesinde bir motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Milas'ta Kırcağız Mahallesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Milas istikametinden Selimiye istikametine doğru seyir halinde bulunan Asım Güler idaresindeki kamyonet, Kırcağız Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde bulunan Yasemin Çelik idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çelik yaralanırken çevrede bulunan vatandaşlar kazayı 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Fethiye Gazi Ortaokulu ses yarışmasında finale kalan 15 öğrenci dereceye girebilmek için hünerlerini ortaya koydu. Yarışmacılar Unutamadıklarımız isimli yarışmada birbirinden güzel Yeşilçam'ın film müziklerini söyleyerek bir anlamda bu müziklerin yaşatılması için hünerlerini ortaya koydular. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi salonundaki Unutamadıklarımız isimli Yeşilçam'ın film müziklerinin seslendirildiği Gazi Ortaokulu ses yarışmasında 15 öğrenci dereceye girmek için tüm hünerlerini ortaya koydu. Gazi Ortaokulu Müzik Öğretmeni Esin Yeşilova ve Gökhan Memişoğlu önderliğinde, resim öğretmenleri Ufuk Topal ve Derya Yıldızer'le bilgisayar öğretmeni Serkan Atabey'in hazırlamış olduğu yarışmayı okul müdürü Ali Koyuncu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de izledi. Öğrenci Yeşilçam'ın unutulmayan birbirinden güzel filmlerinin müziklerini seslendirirken adeta kendilerinden geçtiler. Jüri dereceye giren öğrencileri belirlemede zorlanırken yarışma sonunda birinciliği Bir Millet Uyanıyor filmindeki Selanik türküsünü söyleyen Alperen Yıldırım kazanırken ikinciliği Sev Kardeşim filmindeki Sev Kardeşim şarkısıyla Eda Nurtürk, üçüncülüğü de Arkadaş filminin aynı isimli şarkısıyla Hazel Ekin Metin kazandılar. İsmim Ali Koyuncu, Gazi Ortaokulu müdürüyüm. Okulumuz müzik öğretmenleri ve resim öğretmenleri her yıl geleneksel olarak yapılan bir ses yarışması düzenlediler. Bu yılki konumuz Yeşilçam müzikleri. Yani İstanbul'da Yeşilçam'daki film müziklerinden öğrenciler bir ses yarışması düzenlediler. Yarışmamızın adı da Unutmadık. 15 tane öğrencimiz okulumuzda seçilip finallere kalan 15 tane öğrencimiz eserlerini sergiliyorlar. Ve 8 kişilik bir jüri üyemiz var. Jüri üyemiz de öğrencileri değerlendirerek bir yarışma düzenlemiş olduk. Okulumuzdaki öğrenciler arkadaşlarını izlemek istedikleri için gündüz saatinde, ders saatinde yaptık. Öğrencilerimizi de buraya getirdik. Muğla'nın Datça ilçesinde sit alanında olması nedeniyle iki kez mühürlenmesine rağmen devam eden kaçak inşaat için alınan yıkım kararı son anda mahkeme tarafından durduruldu. Datçalılar alınan karar ve kaçak inşaatı sahilde insan zinciri oluşturarak protesto etti. Kıyılar halkındır, talan edilemez. Kıyılar halkındır, talan edilemez. Kıyılar halkındır, talan edilemez. Datça ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan 1. derece doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanı olan Sarı Liman mevkiinde iki kez mühürlenen kaçak inşaat yükselmeye devam ediyor.
Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu gerekçesiyle mühürlenip 23.500 lira ceza kesilen kaçak inşaat mühürü sökülüp çalışmalara devam edilince ikinci kez mühürlendi. Datça Belediyesi encümeni tarafından ilk mühürlemenin ardından ikinci kata çıkılması ve havuz yapımına başlanması nedeniyle tapu sahibi VG adına 62.600 lira daha ikinci bir ceza kesildi. Datça Belediye Meclisi, iki kez mühürlenen ve 86.100 lira ceza kesilen kaçak inşaat için yıkım kararı aldı ve tapu sahibine yasal sorumluluğunu yerine getirmesi için 26 Nisan'a kadar süre verdi. Halk tarafından serbestçe kullanılmasını, koruma ve kullanma ilkelerinin somut olarak ilgili tüm kesimlerin uzlaşımıyla belirlenmesi gerektiğini, yaşadığımız coğrafyanın büyük bölümünün özel çevre koruma bölgesi olduğu göz önünde bulundurularak, koruma, imar hukukuna ve kamunun yararına uygun biçimde kullanılması gerektiğini, doğamızın ve tarihimizin talan edilmesinin kabul edilemez olduğunu temel ilkeler sayıyoruz. Birinci derece doğal sit alanı ve arkeolojik sit alanı içerisinde yer alması nedeniyle titizlikle korunması gereken ve imara, yapılaşmaya kapalı Sarı Liman'da ruhsatsız başlanan inşaata belediyenin İki kez mühürlemesi, ceza kesmesine rağmen suç işlenip mühür sökülerek devam edildiği malumunuzdur. Burada söz konusu olan sadece bir mevzuata aykırı eylem değildir. Yapılan şey bir hepimizin ortak varlığına arsızca el koyma girişimidir. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde büyük eksikliği hissedilen optik mağazası sade bir törenle hizmete girdi. Seydikemer merkezindeki optik binasının açılış törenine yoğun bir katılım oldu. Seydikemer'de genç iş adamı Melih Öztürk tarafından ilçenin ilk optik mağazası törenle hizmete girdi. Seydikemer Optik Mağazası'nın açılış törenine Kaymakam Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Sağır, siyasi parti başkan ve üyeleriyle, STK başkan ve temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Törene çok sayıda davetli çiçek gönderince optik mağazası ve çevresi adeta çiçek bahçesine döndü. Kaymakam Haktan Gökçekuyu ve Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün hayırlı olsun dilekleriyle alkışlar arasında açılışı yapılan optik mağazası Seydikemer ve çevresine hizmet verecek. Hayrından bol kazanç nasip etsin. Hem senin için hem ailen için hem ilçemiz için inşallah hayırlı uğurlu olsun. Marmaris'te adacıklarda ve koylarda yapılan temizlikte temizlik ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Duyarsız kişilerin çevreye attığı teraziden araba lastiğine birçok atık görenlere adeta pes dedirtti. Marmaris Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri ekipleri Bedir Adası, Cennet Adası, Üç Palmiye Koyu, Tavşan Adası, Keçi Adası ve Kızılkum Adası'nda temizlik yaptı. Marmaris'i temiz tutmak sloganıyla yapılan çalışmalarda karşılaşılan manzara çalışanları şoke etti. Araba lastiği, terazi, pet şişeler, balıkçı ağları ve daha birçok atık temizlik işçileri tarafından tek tek toplandı. Fethiye Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Başkomiser Mehmet Zeybek ve polis memuru Ali Sarıbel tarafından Fethiye'nin değişik okullarında okuyan öğrencilere trafik eğitimi veriliyor. Fethiye Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Başkomiser Mehmet Zeybek ve polis memuru Ali Sarıbel tarafından Fethiye'nin değişik okullarında okuyan öğrencilere trafik eğitimi veriliyor. 1 Mart'ta başlayan trafik eğitimi 30 Mayıs'ta sona erecek. Eğitimde Mehmet Zeybek, öğrencilere trafikte uymaları gereken konularla ilgili bilgiler verdi. Daha sonra trafik ışıkları ve yön levhalarının bulunduğu parkta akülü araçlara binen öğrenciler parkurda tur attı.
trafik polisleri, parkurda tur atan öğrencilere trafik ışıklarında ne yapmaları gerektiği ve yön levhalarının ne anlama geldiği konusunda çeşitli bilgiler de aktardı. Kısa bir aranın ardından spor haberleriyle karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz. 2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı medikal malzeme toptan ve perakende satış noktası. Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 4412'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup. Eve giden değil, evinize giden yol. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşa kabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614 95 92 532 265 07 90. İkincilik Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiye Spor, deplasmandaki son maçını küme düşen Karşıyaka önünde kazanıp son haftaya girerken ligde kalışını da ilan etmek istiyor. Fethiye Spor Karşıyaka maçı önemli bir aksilik olmadığı takdirde pazar günü saat 15.30'dan itibaren İzmir Atatürk Stadı'ndan canlı olarak TRT ekranlarına gelecek. İkincilik Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiye Spor, deplasmandaki son maçını küme düşen Karşıyaka önünde kazanıp son haftaya girerken ligde kalışını da ilan etmek istiyor. Fethiye Spor Karşıyaka maçı önemli bir aksilik olmadığı takdirde pazar günü saat 15.30'dan itibaren İzmir Atatürk Stadı'nda canlı olarak TRT'de ekranlara gelecek. Fethiye Spor 33. hafta mücadelesinde küme düşen Karşıyaka önünde kazanıp ya da karşılaşmadan 1 puan çıkartıp ligin son maçı öncesi ligde tutunmasını ilan etmek istiyor. Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdüren Fethiye Spor'da Çağatay ve Yiğit Yönet kart cezalısı olmaları, kaptan Anıl Taşdemir ve Emrullah sakat olmaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Geçtiğimiz karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kazım ve bir önceki maçta sakatlanan Ramazan Işık'ın ise İzmir'de oynanacak bu maçta takımdaki yerlerini alması bekleniyor. Fethiyesporlu futbolcular, teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Karşıyaka maçının hazırlıklarını tamamladı. Fethiyespor teknik direktörü Levent Eriş, "Mutlaka kazanacağız, yine en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız," dedi. Eriş, "Ligde en önemli haftaya girdik. Karşıyaka maçını kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Çağatay ve Yiğit Yönet kart cezalısı. Kaptan Anıl Taşdemir ve Emrullah Sakat. Başka bir eksiğimiz yok," dedi. Daha önceki olaylar nedeniyle bu maça Karşıyaka seyircisi alınmayacak. Fethiyesporlu taraftarlar karşılaşmayı izleyebilecek. FRT'de yine canlı yayınlayacak. Karşıyaka Fethiyespor maçı FRT'den pazar günü saat 15.30'dan itibaren canlı olarak ekranlara gelecek. Pazar günü deplasmanda Karşıyaka ile puan mücadelesi yapacak olan Fethiyespor'da İzmir'de başarılı bir tendom ameliyatından çıkan kaptan Anıl Taşdemir Fethiye'ye geldi. Anıl Taşdemir'i evinde ziyaret eden Fethiyespor Başkanı Mustafa Perizcan geçmiş olsun dileklerini iletti. Karşıyaka ile karşılaşacak olan Fethiyespor'da teknik direktör Levent Eriş, "Kader haftasındayız, Karşıyaka'yı yenip bu hafta tutunacağız," dedi. Fethiyespor pazar günü deplasmanda Karşıyaka ile karşılaşacak. FRT'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Fethiyespor bu maç için karayoluyla İzmir'e gidiyor. Bandırma Spor maçının ilk yarısında girdiği bir ikili mücadelede sakatlanan Anıl Taşdemir, İzmir'de başarılı bir operasyonla aşil tendon ameliyatı geçirdi. Başarılı oyuncu ameliyatın ardından Fethiye'deki evine döndü. Fethiyespor Başkanı Mustafa Perizcan, Anıl Taşdemir'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Anıl kardeşimizi, kaptanımızı ziyaret ediyoruz. Kendisi son oynadığımız Bandırma karşılaşmasında maalesef çok talihsiz bir sakatlık yaşadı ve ameliyat oldu. Bu anlamda kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletmek adına ziyarette bulunuyoruz. Tabii Anıl'ın sakatlığı açıkçası bizi derinden yaraladı. Çünkü kendisi bizim için önemli bir değer. Özellikle takıma katıldığı günden itibaren gerek saha içinde gösterdiği performans ve özellikle şunu belirtmek istiyorum ve tüm kamuoyunun da bilmesini istiyorum ki saha dışında kulübümüze, takımımıza yapmış olduğu katkılar inanılmaz fazla ve bizlere mutluluk verici şekildeydi. Onun abiliği, takımı sahiplenmesi, şehri sahiplenmesi, takımımızın ikinci yarıda gösterdiği performansta büyük paya sahip diye düşünüyoruz. Anıl Taşdemir, ameliyatının başarılı geçtiğini ve iyileşip Fethiyespor'a hizmet etmeye devam etmek istediğini söyledi. Tabii ki çok talihsiz bir sakatlık oldu benim için. Ama ben buraya geldiğim ilk günden itibaren bunu herkese söylemiştim. Bunu sizin televizyonunuzda da yaptığım röportajlarda da söyledim. Buraya gelmemin en büyük sebeplerinden birisi buranın bir aile takımı olması, aile ortamı olması. Gerçekten buraya gelen bütün futbolcuların kendisini ailesinde gibi hissetmesidir. Ben buraya gelirken başkanımızla konuştuk. Başkanımızın sıcak tavrı benim için çok önemli oldu. Ve biz bugüne kadar hiçbir zaman para lafını ağzımıza almadık. Hiçbir zaman da bunu konuşmadık. Ben buraya geldiğim andan itibaren buradaki güzellikleri gördüm ve bizim futbolcu olarak bu takıma ne kadar emek verebileceğimizi konuşarak bunu arttırmaya çalıştık. Ve çok şükür ki çok zor zamanlar yaşamamıza rağmen bunu hep beraber, biz o kadar zor zamanlar yaşadığımız dönemlerde bile başkanımız yanımızda oldu bizim. Her zaman destek oldu. Yani onun bu yapmış olduğu abiliği, adamlığı, bunu bizim takımdaki herkes biliyor ve kimse de zaten bunun aksine bir şey düşünmedi bugüne kadar. Bu tür şeyler başarıyı getiriyor. Biz de tabii ki takımı yani iyi yerlerde bıraktığımızı düşünüyorum. İyi yerlere getirdik. Bunda emeği olan başkanımıza, yönetimimize, hocamıza ve bütün kardeşlerimize ben de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben burada başkanımızla birlikte çok mutluyum. Yani tabii ki biz başkanımızla konuşuruz. Bizim için sözler çok önemlidir. Yani başkanımız ne diyorsa bizim için önemli olan şey odur. Ben de buradan bana bu sakatlık döneminde destek olan başkanımıza, hocamıza, takım arkadaşlarıma ve Fethiye halkına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok destek oldular. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haberi izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.